Çok eskilerden dinlediklerime göre bu köyde yıllar önce bir Arap kadın yaşarmış. Bu kadın herkesi görür, her şeyi bilirmiş. Bir gün bütün köyü ateşi vermiş. Köyde bütün haneler yanarken köy meydanına kadınları ve erkekleri dizmiş. Ve erkekler hepsiyle sırasıyla yatıyormuş. Kadınlar öylece dona kalarak erkeklerinin Arap kadınla yatmalarını izliyor. Aslında Arap kadın bunları Melon istediği için yapıyormuş. Melon, Adem babamıza secde etmeyen, Allah'a ilk isyan eden şeytanın ta kendisi. Kızla, bu şeytan Arap kadının üstünü bütün zillete hakim kılmış. Allah Allah. İçine girmiş ya, ne isterse yaptırıyormuş Arap kadına. Bir gün Musaftaki bazı ayetlere tersten okumasını istemiş. Onu becerememiş. Eğer becerse gücüne güç katıp Melon'la evlenecekmiş. Hangi ayetler onlar? Felak ve Nas surelerini okumaya çalışırken köyün kadınları tarafından yakalanıp bir ağaca asılarak ve yakılarak gebertiliyor. Allah'ım sen koru ya Rabbi. Tam da elektrikler kesikken Hafize teyze. Neyse, abdestimi alıvereyim, namaz kılacağım. Ne? Allah kabul etsin. Hafize kadın, bu çocuk akşamları korkmuyor mu bunları dinlemekten? Vallahi benim bile dinlerken ödüm kopuyor. Benim torunumun benden başka kimsesi yok. Onun da benden başka kimsesi yok. Ben ona korkusuzluğun ne olduğunu öğrettim. Mustafa bile öğrettim. Siz geliniz bakın. Bak sen. Hadi kalın sağlıcaklar. Allah'a ısmarlasın. Yine gelin abla. Ben yatıyorum nene. Allah kabul etsin. Sağ ol kızım. Hadi iyi geceler. Allahu Ekber. Allahu
Allah'a ekber. Elhamdülillah Rabbil Alemin Errahmanirrahim. Hocam. Hayrola kızım? Hayırdır inşallah nenem, ne oldu? Sesini duydum kızım. Yok bir şeyim nenem, iyiyim, uyandım. Hadi madem, kahvaltı hazır kızım. Nene, dün gece Arap kadınla ilgili anlattıkların Esah mı? Esah ya kızım. Korkmadın değil mi çocuğum? Korkacak ne var kızım? Bir ayet-el kürsi okuverirsek bir şeycik olmaz. Onu biliyorum nene. Tersten okuyacakmış demek Arap kadın. Nene, çöpün altını açık mı bıraktın? Allah Allah. Gazımı kaçırıyor bu Meret. Tövbe tövbe. Allah gel Nigar, gel buyur kahvaltı edelim Nigar'ım, gel. Bu akşam babamın Yasin'i var da ilk size söyleyeyim dedim. İyi ettin Nigar'ım, iyi ettin, sağ olasın. Gelmemiz hiç, geliriz. Kahvaltı isteydik, buyursaydın. Sağ olasın, hadi sağlıcakla kalın. Tamam, hadi kolay gelsin. Nene, ben de Aslar'a kadar gideyim. Bak akşama 52 var, git ama geç kalma, tamam mı? Hadi bakalım. Hocam iyice kendini topladın inşallah. Epeyceyim, sağ olun arkadaşlar. Sanırım şekerim düştü. Hoca, camide imamın düşmesi hayra yorulmaz. En son köyümüzde cami imamı düştüğünde Arap kadın vardı köyümüzde. Etme eyleme Emrullah. Alt tarafı ufak bir rahatsızlık. Yarın hastaneye gider, kan diğerlerimi ölçtürürüm, olur biter. İnşallah öyledir hocam. İnşallah. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sağ ol kardeş, sağ ol. Varlık, senin gücün ve kudretine sığınarak senden yardım istiyorum. Ne var? Bu akşam babamın Yasin'i var da onu söylemek için gelmiştim ben. Tamam. İşim olmazsa gelirim. Hadi güle güle.
misin yanlış aldığından? Çok geç oldu. Geç kaldım. Kuzum neredesin sen? Saat kaç? Geldim nene. Aslı ile sohbet ederken saatin farkına varmamış. Çabuk hazırla. Nigar ablanla Yasin'le gidiyoruz. Çabuk. Gitmesek olmaz mı? Tövbe tövbe, günah sokma beni. Git hazırlan diyorum. Peki nene, gidelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Vel Kur'anil Hakim inneke leminel mürseline ala sıratın mustakim tenzilel azizir rahim litunzire kavmen me unzire ebeühüm fehüm gafilün legat hakkal gavlu ale ekserihim fehüm la yu'minün inne cealne. Hoş geldin Gülizar. Hoş bulduk. Kalksa kadar. Gel. Halfehüm setten ve Ayşeynehüm fehüm la yübsirun ve sebeün aleyhim emzertehüm emlem tümzirhüm la yübsirun. Hasibe, yorgun görünüyorsun kız. Ne yaptın bugün? Aslı'yla biraz oturduk, sohbet ettik. Aslı'yla? Ya Aslı Aşağıköy amcası yine yanına gittiydi. Şey... Hadi hadi, doğru söyle, ne yaptın? Nene, nene iyi misin nene? Hafize kadın, hafize kadın iyi. Havasın, su ver, hafize kadın. Havasın, su ver. Nene, hafize kadın. Nasılsın nenem? İyi misin? İyiyim yavrum, iyiyim. Hasibe, hadi siz eve gidin. Biraz dinlensin, kendine gelsin. Doğru söylersin, gidelim biz. İyisin değil mi nene? Yürüyebilecek i̇yiyim, misin? Yavrum, iyiyim. Yürürüm, yürürüm. Hadi, hadi selametle. Hadi geçmiş ol. Hadi. Tamam. Bir şey olursa haberimiz olsun. Tamam, tamam. Nigar'ım Allah kabul etsin. Sağ ol Hafize kadın, sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Hadi engelini sağlıcakla. Bismillahirrahmanirrahim. Bir şey yok kızım. Korkma. Korkma kızım, korkma. Besmele çek. Besmele çek. Nene! Allah'ım ne ya? Ay yavrum korkma. Korkmuyorum değil mi kızım? Korkma çocuğum, korkma. Şu yakıverin. Nigar kız, hadi Allah kabul etsin. Sağ olsun ablacığım. Gülüze abla, sen ha. Bugün evde ne yapıyordun? Neydi o kıyafetler filan? Nigar, bakar mısın?
Senin için geldim. Seni kutsamak için buradayım. Benden sana zarar gelmez. Sen doğru yoldasın. Bizim yolumuzdan gideceksin artık. Hayır! Ruhlar, sizin gücünüzün yardımıyla Ahmet'ten olma, Hamiye'den doğma Hafize kadının dünyevi işleminin tamamlanması için bana yardım edin. Ne olmuş böyle buna? Dur.
kalp krizini geçirmiş. Niye bu bulanık? Yok kalp krizi deyip kalp krizi olsa baksana yüzü gözü her yeri yara bere içinde. Bu ya nasıl olmuş bu? Yılan mı sokmuş? Ağzı köpük içinde. Yok yılan sokması değil. Başka bir işi var bunda. Hafize kadın ya bu. Hafize kadın. Ne olmuş buna ya? Vallahi bilmiyorum ki bu halde buldu. Ne olmuş buna ya? Şuna bak, şu hale bak ya. Hafize kadın. Ah Hafize kadın. Birliğin haberi verse yine bilemedim. Süleyman, mutfağa gitti. Jandarma haber versin. Çabuk ol. Çabuk haydi. Olsun ki Gülizar sonu feci olacak. Kız, kendine dikkat et şu sıralar. Korkutmak istemem ama falda hiç iyi şeyler görmüyorum. Bak, kara kara bulutlar var kahvede. Bunlar pek hayra yorulmaz ama yine de hayır olsun. Hadi git yıka, hadi, hadi. Abla, hayrolsun hayrolsun da bu as benim iyice aklı gitti. Kılık kıyafeti, yüzü gözü değişti. Bu bakımsızlaştı. Ben ondan korkuyorum asıl. Garip garip haller almaya başladı. Ne olacak? Olacağı oydu. Hafize kadın da gidince bu hale geldi. Geçen gün Nigar kızların mevlütünde Hasibe'nin cebinde ne gördün? Ne gördün abla? Kur'an'dan bazı ayetleri tersten yazmıştı. Kesin aklın oynatmasındaki sebeplerden biri de budur. Zaten nenesi neydi ki torunu ne olsun? Neden öyle dedin ki? Sabah akşam ellerinden Kur'an, ağızlarından cin şeytan hikayeleri hiç düşmüyor ki. Benim güzel çocuğumu da öldüren Hafize kadın değil mi zaten? Gülizar abla, senin çocuğun karnında ölmemiş miydi? Hadi oradan, kim demiş? Neyse, gece kalmadan gideyim ben abla. Hadi kal sağlıcakla Gülizar abla. İyi hadi bakalım, sen de kal sağlıcakla, selametle. Korkuttun beni. Ne yapıyorsun gece vakti burada? Defol git buradan. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe yarabbim. Bu nedir yarabbim? Bismillahirrahmanirrahim. Haydi Mehmet. Hocam namazdan sonra konuşmamız lazım. Önemli hocam. Tamam olur. Bir namazı eda edelim. Selam ondan sonra görüşürüz. Aleyküm selam. Tamam hocam. Hayırdır Mehmet? Sabahın erken saatinde önemli olan şey mi? Hocam hele şöyle bir otur. Dur bakalım. Hocam, geçen namazda durduk yere bayıldı. Hafize kadın hiçbir şey yokken öldü. Bu sabaha karşı evimde, yatak odamda bulduğum hayvan içi organları hepsini bir yana bıraktım hocam. Hasibe kızı sabaha karşı ormandan çıkarken gördüm. Üstü başı perişan bir halde. Köyümüze bir uğursuzluk bir şeyler oluyor hocam. Ya dur Mehmet. Bu saydıkların arasında çok manidar şeyler var ya. Manidar falan bırak hocam. Ben Hasibe kızdan şüphe ediyorum.
İyi de kızcağızın senin evinde ne işi var? O yaptıklarıyla ne alakası var? Ki benim bayılmamla nenenin ölmesiyle hiç anlam veremiyorum. Ama sabah sabah bu kızın tek başına ormandan gelmesi biraz kafa karıştırıcı olabilir ama hayrolsun bakalım. Hocam, şu anlatılan Arap kadın hikayesine dönmesin bu. Köyü alevlere teslim ederiz. Allah'ım, ben ömrü hayatımda böyle bir şey görmedim. Allah'ım sonumuzu hayretsin inşallah. Vallahi abla, ben geçen akşam senin buradan ayrılırken Hatipe mezarın orada önümü bir kesti. Bana nasıl baktı anlatamam. Bir de böyle sesini değiştirerek defol git diye bir bağırdı. Vallahi korkudan iki dakikada soluğu aldım evde. Kız, bu cinlere karışmış olmasın sakın. Aman tövbe de abla. Tövbe, cinlenmiş tövbe. Olsa nene söyledi ya, ondan morali bozuk, ondan öyle o. Sen öyle san. Kız abla iyi dedim valla, kesin cinli bu kız. Yoksa ne geziyor o saatte mezarlıkta? Var bir şey var. Yok yok. Kesin var, ben bilmem mi? Yok. Sizin Yasin'den çıkarken cebinde tılsımlı yazılar vardı zaten. Ya. Hadi canım. Vallahi gördüm. Hocam, köyde garip garip olaylar oluyor. Dün gece benim alnıma kanla ölüm yazmış birileri. Ciğerin üstüne çiviler saplayıp yatağımın üstüne bırakmışlar. Bunlar ne anlama geliyor? Güzel kadın, sen ne diyorsun? Aynısını Mehmet de yaşamış. Evine gidiyorduk. Allah! Vallahi köy cinler bastı. Hepsi bu Hasibe olacak mendeburun yüzünden. Dur kızım, dur, telaşa verme. Hasibe. Yeter artık. Mehmet, senin evine gideceğimize şu kızı bir ziyaret edelim. Hocam, biz de gelelim. İyi hadi, buyurun, buyurun. Hasibe! Kızım! Neredesin? Aç kapıyı Hasibe! Hoca, bu kız bazı ayetleri tersten okurken gördüm ben. Hadi kızım, geçmiş olsun. Kendine dikkat et şu sıralar. Bak, bu olan olaylar hayra alamet değil. Sağ ol ablam. Tamam. Sağ ol. Hadi Allah'a emanet ol. Hadi daha sağlıcak. Hadi Allah'a ısmarladık.
Selamünaleyküm hocam. Esselamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Efendim, hayırlı geceleriniz olsun inşallah. Senin pek hayırlı gecen yokmuş gibi gelir sesin evladım. Aslında hocam doğru söylersiniz. Birkaç gündür köyümüzde büyü diye tasvir edebileceğimiz bazı olaylar vuku bulmakta. Küçük bir kız çocuğu bazı ayetleri tersten okuduğu söylenmekte. Siz büyüklerimize konuşmadan bir müdahale bulunmak istemiyorum. Evlat, sıkıntılarını görebiliyorum. Onun için bu iş öyle kolay bir iş değildir. Hele hele gerçekten tersten okumayı başardıysa sıkıntı büyük. Ben buradan sana iki kardeşini göndereceğim. En kısa zamanda yanında olurlar inşallah. Peki bu olayda ne yapmamı istiyorsunuz? Olay ne? Büyük olan şey nedir? Melunla uğraşmak zordur. Sen küçük kızı birkaç köylüyle birlikte dualarla yakalayıp bir yere bağla. Ve kardeşlerin oraya gelmesini bekle. Ne dedi hocam? Mehmet. Başımızda çok büyük bir olay var. Melun köyümüzde. Hocam, köyden birkaç kişi getireyim mi? İyi olur. Thank you.
buradan. Güzel kadın, şu köşede kafası parçalanmış, ezilmiş, ölmüş yatıyor. Ne diyorsun sen Süleyman? Bu Melo yapmıştır. Yakalım bunu. Dur, sakinleş Mehmet. Yarın sabah zaten hocalar gelecek. Onun cevabına bakarlar. Biz ölünün yanına gidelim. Hadi. Geliyorlar. Musallat etme büyüsü. Hocam, biz arkadaşlarla tabut alıp gelelim. Çabuk Mehmet. Çabuk. Hocam, köyde bir kadın daha öldürüldü ve elinde cin musallat etme büyüsü var. Tamam hocam. Bana bir çakmak verin. Buyur hocam. Ne oldu? Anlamadım hocam. Hayırdır inşallah Mustafa? Hocam pek hayır değil gibi sanki. Hocam bir itelim mi? İteyim hocam ben iteyim. Rüzgar altında sıkıyorum şu an. Ya sorma, kimi kimsesi yok garibim, yazık oldu. Allah rahmet eylesin, Allah tahsilatını affetsin. Selamünaleyküm hocam. Esselamünaleyküm ve rahmetullah. Hoş geldiniz hocam. Ve aleykümselam, hoş bulduk hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Çok şükür hocam, Allah razı olsun. Allah razı olsun hocam. Siz nasılsınız hocam? Duacınızım efendim. Hoca efendim nasıl acaba? Çok şükür iyilerdir. Çok selamları var hocam.
Hocam kızı görsek bile. Tabii, buyurun. Gelin bakalım. Siz daha benim gücümün farkında değilsiniz. Sizin anlayacağınız kardeşlerim, bu köyde iki günde olan oldu artık. Hocam, bu uğraşacağımız Melun'un ta kendisi. Hoca efendi zaten konuya bakıp, bundan sonraki süreç Melun'un Kur'an'la imtihanına kalmış. Bizim yapmamız gereken şey, tüm köylüyle birlikte hareket edip, Allah'ın izniyle pis Melun'u geldiği yere geri göndermek olacak. Lakin işimiz zor. Daha köyün girişinde bizim köye girmemizi engellemek istedi. Burası mı? Evet hocam, burası. İçeride, zincire bağlı. Müsaadenizle. Tabii buyurun gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kimden izin aldınız da içeri giriyorsunuz? Melun, senin de zamanın gelecek. Zuhur ettiğin o masum bedenden Allah'ın inayetiyle bir daha geri dönmemek suretiyle defolup gideceksin. Kamil hocam, gidip hazırlıklarımızı yapalım hemen. Hocam, bir an önce cami avlusunda köyün bütün erkeklerini toplayalım. Kızın evini görmemiz lazım. Hocam, kızın evi ne tarafta? Yakın yakın, hemen şurada hocam. Hadi o zaman hemen gidelim. Hocam, yap vereceğim bir şey var mı? Mehmet, bütün köyün erkeklerine haber ver. Akşam namazına bütün herkes camide bulunsun. Tamam hocam. Hadi gidelim. Hadi gidelim. İşte bu ev hocam. Hocam, bu evin etrafında daha önce garip olaylar yaşandı mı? Ya da evle ilgili bir durum oldu mu? Olmaz mı hocam? Hafize kadın evde esrarengiz bir şekilde öldü. Hatta Aslı denen genç kızın koluna kazık battı. Hocam. Allah'ım, bu kız ne yapmış böyle? Hocam, bu işaret nedir? Ölüm büyüsü. Kız genelde etrafında olduğu insanlara yapar bunu. Hocam, ben yazayım hemen. Hadi başlayalım. Allah. Bismillah. Allah. Allah, sen yardım et ya Rabbi. Sen yardım et ya Rabbi bize. Allah, sen yardım et ya Rabbi. Ya Rabbi, sen şeytanı def et ya Rabbi. Sen bu büyüyü boz ya Rabbi. Mustafa hocam. Hocam. Girelim. Destur. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
hocam. Bak. Burada yazılan ve çizilen her şeyin insan üzerinde olumsuz yönde etkisi var. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sen yardım et ya Rabbi. Ya Rabbi sen yardım et. Ya Rabbi sen bizim yanımızda ol ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La tehuzu sinetin ve la nem. Lehu ma fisiye mavati ve ma fil yard. Men zellezi yeşfeu indehu illa bizni. Zeyuma ve hüvelü lazim. Kudenzu Rabbi felak. Min şerri ma halak. Ve min şerri gâsikın isabe kap. Ve min şerri nefasati filugat. Ve min şerri hasidin ise haset. Ey kadim kötüler! Ateşe, cehenneme, geldiğiniz yere gidin. Zinhar bir daha dönmemek üzere defolun gidin. Eûzü bikemit lâti tammati min şerri mâ helâka. Ve zara ve bera ve min şerri mâ yenzülü mine semâhi. Ve min şerri mâ yeracü fiha ve min şerri fitneti leyli. Ven nehari ve min şerri külli tarıkın illa tarıkın yetrekü bi hayrin ya Rahmanu. Allah çok şükürler olsun. Ya Rabbi. Hocam bizim derhal hazırlık yapacak bir odaya ihtiyacımız var. Hocam caminin yanındaki odamız var. Oraya geçelim hemen. Tamam hocam. Hocam, ormanda, mezarlıkta, sokakta ve hatta evin iç hanelerine kadar hayvan organları atıyor. Bu ne anlamı geliyor? Nedir bu? Bunları yaparak hem köylü etkisi altına alacak hem de bütün melunları buraya toplayacaktır. Sen de bilirsin ki Allahu Teala'nın Kur'an'da bahsettiği üzere kıyamet alametlerinden bir tanesi de Deccal'in çıkması. Deccal, yeryüzünü ele geçirmek için bütün insanlığı birbirine düşürecek ve ortalığı kana bulayacaktır. İşte bu yaptıklarıyla da kendini hatırlatacaktır. Selamun aleyküm. Aleykümselam Mehmet. Herkese haber ettin mi? Verdim hocam. Herkese de söyledim. Yalnız güzel kadının evine gidenler ortalıkta böyle büyülü yazılar, kağıtlar falan görmüşler. Bir de kapıda kanlı bir balyoz varmış hocam. Hocam bir de orayı görsek iyi olacak sanki. Tabii oraya geçelim. Buyurun hocam. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Adem. Buyur hocam. Şimdi zahmet. Camiye kadar bakalım. Tamam hocam. Allah razı olsun kardeşim. Hocam yani dediğim gibi. 40 yıl düşünsem Gülizar kadının böyle şeyler edeceği aklımın köşesinden geçmezdi. İşte ölmüş kadının arkasından konuşmayın. Günahtır. Çarpılacağız. Ama ne yapayım? Aslı günah yarası be. O yapıyor ya bütün bunları. Kız abla öyle demeyin. Geçen gün Nigar kız Mevlüt'e çağırmaya geldiğinde Gülizar abla odadan bir ışımla bir çıkmış. Bir de telaşlıymış. Üstü başı, mimikleri, yüzü bir göreceksiniz diyor. Nasıl korktum, nasıl korktum. Ayşe kız hele bir baksana. Buyur Mehmet abi. Efendim Mehmet abi. Hocalar geldi. Gülizar Hatun'un evini görecekler. Sen şu kadınları bir gönder hele. Tamam abi. Hocam buyurun. Mehmet, bizi köy odasına götür. Akşama kadar hazırlığımızı bir an önce yapmamız lazım. Tamam hocam. Gidelim. Kız, Aslı. Kolun nasıl oldu? İyi teyze, şimdi daha iyi. Kızlar, Asile'yi şuradaki akraba alamışlar. Gidip bakalım mı abla? Bakalım.
Abla, siz işin ciddiyetinin farkında değilsiniz herhalde. O kız cinli cinli, cinlenmiş. Hadi be sen de oradan, korkak. Yürü oldu be. Hocam burası kim odamız? Allah razı olsun kardeşim. Allah razı olsun. Şimdi bize biraz müsaade edersen akşam için hazırlıklarımızı yapalım. Evet. Bu arada tüm köylüyü akşam namazından sonra cami avlusunda toplayalım. Tamam hocam. Tamam. Hadi bakalım. Kolay gelsin hocam. Sağ olasın. Ey yüce Rabbim, şu ezanların yüzü suyu hürmetine sen melunla mücadelemize bizi mübarek kıl. Hocam, namazımızı eda edelim. Tamam hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Hazırlanın bakalım. Kim kime secde edecek göreceğiz. Kardeşlerim, dinleyin. Beni dinleyiniz. Bu gözünüzde şahit olduğunuz şey Melun'dur. Melun'dan kurtulmanın birinci yolu hep beraber Rabbimize dualar ederek yakarışta bulunmaktır. Bizler hazırlığımızı yaptık. Sizden istediğimiz bizim söyleyeceklerimizi harfiyen yerine getirmemizdir. Bakın, şimdi beni iyi dinleyin. Sakin olun. Biraz sonra köy meydanında bir ateş yakacaksınız. Bu ateşin içine size vereceğimiz kağıtları teker teker atacaksınız. Lakin atmadan evvel ve attıktan sonra Ayetel Kürsi, Nas ve Felak sureleri okuyun. Allah yardımcınız olsun. Amin. Mehmet, hemen hazırlıklara başlıyoruz. Köy meydanına büyük bir ateş yakılacak. Arif, Hüseyin. Hocam, evet, bir kişi bizde kalabilir mi? Tabii, Arif. Hocam, bunu cemaate dağıtsınlar. Tamam hocam. Arif. Efendim hocam. Ateşin çevresinde bulunan bütün herkese bu ayetleri dağıtacaksın. Tamam hocam, tamam. Peki hocam, hadi olsun.
hapise hapise kadın da Gülizar kadını gördükten sonra rüyalarına girmeye başladı. Şimdi işte hocalar geldi. İmam Efendi bir yeter aradı. İçinde bulunduğum bedeni serbest bırakın. Çıkın gidin buradan. Melon, sen terk et git içinde bulunduğun masum bedeni. Bulunduğum bedeni rahat bırakın. Sana son kez söylüyorum. Kızın bedenini terk et. Defolun. Semavati ve mafiliyat. Men zellezi yeşfeu indehu illah bizni. Kızın, kızın ellerinden ayaklarından tut çabuk. Rabbim, dünyanın hükümdarı sensin. Senden gelip sana gideriz. Şüphesiz Melun'u sen yarattın. Melun, şimdi sana Rabbimin ayetleriyle sesleniyorum. Euzu bi kelimetillahi tammati min şerri. Ma halaka ve zara'a ve bera. Ve min şerri ma yenzuli mines semai. Ve min şerri ma yeracu fiha ve min şerri. Ve nehari ve min şerri külli tarikın. Kın yetrüki bi hayrun ya rahmanu. Kıza tersten okudu, ayetleri düzen okudun. Hocam dur, nereye gidiyorsun? Merak buyurma. İnşallah hocam ona ait olduğu ateşe iade edecektir. Kalk. Allah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bismillah. Allah. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum.
illa tevzuhu sinetin velanen lehü mafiyye semavati ve mafiliyat men zellezi yeşfehü indehü illa bizni. Allah yardım et yarabbi. Allah sen yardım et yarabbi. Yarabbi sen yardım et. Allahu la ilahe azim. Allahu la ilahe azim. Esselamun aleyküm ve rahmetullah hocam. Emredersiniz hocam. Emredersiniz hocam. Selametle hocam. Hocam bizim acilen ayrılmamız lazım. Pekala kardeşlerim. Allah sizden de hocamdan da razı olsun. Bizi büyük bir beladan kurtardınız. Sağ olun hocam. Allah sizden de razı olsun. Lakin ateş sönmeden kimse su dökmesin. Kendiliğinden sönmesini bekleyin. Hadi Allah'a ısmarladık. Tamam hocam. Hayırlı yolculuk hocam. Selametle hocam. Hocam gidelim buyurun. Buyurun.